İnsanlar özgür oldukları sürece hiçbir şey öğrenmek merakına kapılmazlar. Ancak özgürlüklerinden olup zindanların dört duvarı arasına girdikten sonradır ki bir şeyler öğrenebilmek, kültürlerini artırmak konusunda eşi bulunmaz bir fırsat elde etmiş olurlar. Büyük yazar Elias Canetti'nin 1935 yılında yayınlanan Körleşme romanı, zamanımızın modern klasikleri arasında gösterilen son derece etkileyici ve ilginç bir kitap. Hikaye, Viyana'daki bir apartman dairesinde münzevi bir hayat sürdüren Peter Kien'in yaşamını konu alıyor. Binlerce kitabı barındıran geniş bir kütüphaneye sahip olan bu adam, bir akademisyen olarak saygı duyulan bir insandır ancak başkalarıyla yüz yüze iletişimden genellikle kaçınmaktadır. Bunun yerine kitaplarının arasında kalmayı, araştırma yapmayı ve çeşitli konferanslar için makale yazmayı tercih eder. Çünkü Peter tuhaf bir adamdır. Kendine ait bir dünyası olmadığı için kendi isteğiyle toplumdan izole bir şekilde, kafasında yer eden düşüncelerinde yaşar. Kitaplarını herkesten ve her şeyden değerli görür ve bu tercih onu takıntılı ve hasta bir adam haline getirir. Diğer insanlar onun için sadece rahatsızlıktır. 3 bölümden oluşan eserde olayların çoğu gerçeküstü ve Kafkaesk'tir. Dolayısıyla bu kadar tuhaflığın bir araya geldiği düşünüldüğünde kitabın sembolik ve alegorik olduğunu söylemek de mümkündür. Zira bazı olaylar sizi şaşkına çevirirken bazıları ise mantıksız görünür. Körleşme kitabı okuması zorlu ama bir o kadar derin bir eser. Bu sebeple herkes okusun diyemem. Derdi olan kitapları seviyorum diyorsanız tavsiye edebilirim. Zira Körleşme kitabı hakikatin varlığını dert etmiş gibi görünen muazzam bir kitap. Eser, insan zihninin düşünce sentezinde nihai olarak gerçekliğin varlığını araştırır ve bilgi arayışının bazen insan ilişkilerinin değersizleştirilmesine, bazen de bireylerin salt nesnelere indirgenmesine yol açabileceğini gösterir. Her insanın ölümü beni küçültür. Çünkü insanlığın tamamıyla bağım var. Bu nedenle çanın kimin için çaldığını öğrenmeye çalışma. Çünkü o senin için çalıyor. Amerikalı büyük yazar Ernest Hemingway'in İspanya İç Savaşı sırasındaki deneyimlerinden ilhamla kaleme aldığı Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı roman, şair John Donne'un insanlığın birbirine bağlılığına ve bir kişinin ölümünün diğerlerini nasıl etkilediğini gösteren meditasyonlarından alıyor ismini. Cumhuriyetçiler adına İspanyol gerillalarının yanında savaşan Amerikalı Robert Jordan'ın deneyimlerinin konu edildiği kitap, savaşın acı gerçeklerini insanın yüzüne tokat gibi vuran son derece etkileyici bir roman. Jordan, İspanyolca dil akademisyeni ve aynı zamanda dinamitler konusunda uzman bir adamdır. İspanya'ya geldikten kısa bir süre sonra, antifaşist gruptan insanlarla birlikte düşman hattının ilerlemesini engellemek için köprü uçurma görevini üstlenir. Görev süresi boyunca birçok insanla tanışan Robert, kargaşa arasında ailesini yitiren ve hayatı paramparça olan Maria ile tanışıp onunla duygusal bir bağ kurar. İkilinin duygusal ilişkisi çevrelerindeki şiddetle bir tezat oluşturuyor olsa da en zorlu koşullarda bile insanın sevgi ve yakınlık ihtiyacını göstermesi bakımından son derece sarsıcı bir kurguya sahip. Roman, savaşın ortasında bireylerin karşılaştığı psikolojik ve ahlaki karmaşıklıkları ele alırken, silahlı çatışmalar arasındaki insanın mücadelesini ve deneyimini tasvir ediyor. Mücadele, fedakarlık, aşk, ölüm ve etik konularını derinlemesine inceleyen roman, savaşın hem bireyler hem de toplum üzerindeki derin etkilerini gözler önüne seriyor. İlk defa 2006 yılında okurla buluşan ve bir baba ile oğlunun kıyamet sonrası hikayesini ele alan Cormac McCarthy'nin Yol kitabıyla tavsiyelerime devam ediyorum. Açıkça belirtilmeyen bir nedenle dünyanın sonunda hayatta kalmaya çalışan baba ve oğul, harabeye dönmüş şehirde yolları aşındırırlar. Roman boyunca açlıklarını giderecek yemek arayışı ve kötü hava koşulları gibi sorunlarla mücadele eden ikilinin en büyük kaygı ve korkusu bu değildir. Çünkü bundan daha tehlikeli olan şey, insanların da aynı sebeplerle değişmiş olmalarıdır. Her şeyin tamamen anlamsız olduğu dünyada insani değerleri oğluna aşılamaya çalışan babanın çaresizliği okuru kısa sürede etkisi altına almaktadır. Eşinin umutsuzluktan sebeple intiharı seçmesinin psikolojisiyle boğuşan baba, oğlunu yamyamlarla dolmuş bir dünyada hayatta tutmaya ve insanlıktan geriye ne kaldıysa onu öğretmeye çalışması da omuzlarındaki ağır yüklerden biridir. Roman, toplum çöktüğü zaman insanlığın ve ahlakın doğasının ne yönde evrileceğini sorgulayarak varoluşsal bir tema oluşturuyor. Böylece baba ve oğlun yolculuğu
vahşileşmiş bir dünyada metaforik bir anlam ve umut arayışına dönüşüyor. Romandaki felaketin belirsizliği okura dünyanın nasıl bu hale geldiğini değil, böyle bir durumda ne olacağını düşündürmesi bakımından çok önemlidir. Zira bazı anlarda olacak olandan daha önemli olan şey, olduktan sonra buna nasıl tepki gösterdiğimizdir. Yol kitabı, okurlar üzerinde kalıcı bir etki bırakarak onları bu tür zorluklar karşısında insanlığın durumuna dair düşündürmeye teşvik ediyor. Sevgiyi ve ahlakı korumak için gidebileceğimiz bir yolun olup olmadığını araştıran kitap, hem dokunaklı yazım stiliyle hem de sarsıcı hikayesiyle muhakkak okunmayı hak ediyor. Eminim çoğunuz kitaptan uyarlanan filmi izlemişsinizdir. Size tavsiyem, filmle yetinmeyip kitabı da muhakkak okumanızdır. Bütün günahların kaynağı olan kibre hiçbir mantık karşı koyamaz. Çünkü doğası gereği kibirli kişi onları duymaya yanaşmaz. Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Jules Verne'in 20'li yaşlarının ortasında kaleme aldığı Zekerius Usta ya da Ruhunu Yitiren Saatçi kitabının en vurucu ve belki de en kilit alıntılarından birini paylaştım. Kitap, tasarladığı muazzam saatler sayesinde gururlanan ama bir zaman sonra saatlerin birer birer bozulmaya başladığını gören bir ustanın trajik öyküsünü anlatır. Zekerius Usta, saatleriyle zamanın efendisi olduğunu zanneden, "Tanrı ebediyeti yarattıysa ben de zamanı yarattım" diyerek kendisini tanrısal bir konuma koyan ve hatta zamanın da kendisiyle beraber tükeneceğini düşünen bir adamdır. Bozulan saatlerini düzeltmeye çalışsa da bir türlü başarılı olamayan yaşlı adam hastalanıp zihinsel ıstıraba sürüklenir ama buna rağmen hırsından ve kibrinden hiçbir şey kaybetmez. Onu felakete sürükleyen bu gururun acı sonuçlarıyla karşılaştığındaysa artık çok geçtir. Zekerius Usta kitabı yazarın kısa ama etkileyici hikayelerinden biridir. Öykü kontrolsüz hırsın tehlikelerine ve insan bilgisinin sınırlarına odaklanırken dolaylı olarak hem dini iddiaları hem de bilimsel söylemleri araştıran felsefi soruları ortaya çıkarır. Kitabın yazıldığı dönemdeki bilim-din tartışmalarına da bir parmak basan hikaye, Hristiyanlığın 7 büyük günahından biri olan kibri kullanarak sorunun ne dinde ne de bilimde olmadığını, sorunun direkt olarak insanda olduğunu anlatması bakımından da çok değerlidir. Bir saatten kısa bir sürede bitirebileceğiniz bu uzun öykü, geçmişten günümüze insanlığa ders niteliğinde sunulmuş bir şaheserdir. Diğer Jules Verne kitaplarından biraz geri kalmış olsa da en az onlar kadar etkileyici olmakla birlikte felsefi temalarıyla muhakkak okunması gereken bir kitaptır. Fransız yazar André Gide'in 1919 yılında yayınlanan Pastoral Senfoni kitabı, ölüm döşeğindeki bir kadını ebediyete uğurladıktan sonra onun kör kızını evlat edinen bir papazın hikayesini anlatıyor. Evli ve aile babası olduğu halde diğer evlatlarından daha fazla ilgilendiği kızla gelecekte duygusal bağ kuran papazın ahlaki sorumluluğu kitabın ana temasını oluşturuyor. İncil'deki kanunlara önem veren ve kör kızı da bu kanunların altında koruyarak büyüten adam, kızın masumiyetini kaybetmemesi için elinden geleni yapıyor. Fakat kız gerçek hayatta körlük yaşarken papaz ahlaki körlüğün pençesine takılıyor. Pastoral Senfoni kitabı, karakterlerin ruh hallerini derinlemesine inceleyerek iyilik ve kötülük kavramları üzerinden onların içsel çatışmalarını ortaya çıkarmaya çalışan bir eser. Anlatı, okurların kendi değer yargılarını sorgulamaya iterken ele aldığı dini temalar sayesinde kutsal kitaplarda yazan ahlaki yönergelerin insan hayatına ne derece etki ettiğini gösteriyor. Zira papaz olmasına rağmen işlediği günahlara kör olan yaşlı adam, toplumun ondan beklediği erdemlerden uzaklaştıkça dibi boyluyor. Pastoral Senfoni kitabı sürükleyici olduğu için birkaç saatte bitirebileceğiniz ama etkisinden uzun süre kurtulamayacağınız bir kitap. Din, ahlak ve aşk üçgeninde kurgulanan eser, insan doğasına sinsice yerleşmiş olan çıkarcılığı, çelişkileri, kötülüğü ve manipülasyonu muazzam bir biçimde ele alıyor.